şiddetini biliyoruz. Genç işsizliğini biliyoruz. Samsun'un hayat pahalılığıyla mücadelesini biliyoruz. Samsun'un ulaşım ve ulaştırma problemlerini biliyoruz. Samsun'un yılda birkaç kez sel su baskınlarıyla anılan bir şehir olduğunu biliyoruz. Samsun'u doğa olaylarına karşı deprem dirençli bir kent haline getirmekte kararlıyız. Samsunlu'ya en hayati, en insani ürün olan suyu, hayati bir ihtiyaç olan içme suyunu pahalı bir ticari ürün olarak pazarlayan Samsun Büyükşehir Belediye anlayışından kurtulmaya sadece ve sadece 10 gün kaldı. Hazır mıyız? 19 Mayıs şehri Samsun'u 1970'li yıllarda gelişmişlik sırasında 15. sırada bulunan, bugün 45. sıralara geriletilmiş olan Samsun'u hak ettiği yere getirmeye hazır mıyız? Kentsel dönüşüm dediler. Dönemin bakanı, bugünün İstanbul Büyükşehir adayı, Samsun'da kentsel dönüşümü 2023 yılında tamamlayacağız diyen sayın kuruma buradan sesleniyorum. Kentsel dönüşümü siz değil, biz başaracağız. Biz başaracağız. Kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirmeden, yerinde hak sahiplerinin hakkını koruyarak, mülkiyet aksının kutsal olduğunu bilerek Samsun'u hep beraber değiştireceğiz ve dönüştüreceğiz. İşsizliğin azaldığı bir Samsun'a kavuşmak için dar gelirlilere, emeklilerimize, gençlerimize, öğrencilerimize, engellilerimize ve tüm toplum katmanlarına gerçek belediyeciliği sunmak için 10 günümüz kaldı. Hazır mısınız? Partizanlıktan uzak, herkesi kucaklayan, ulaşılabilir bir belediye başkanı, şeffaf hesap verebilir, bu kentin kaynaklarını, sizin kaynaklarınızı kendi parasından aziz bilecek, bu kentin bir lirasını kimseye, tüy bitmiş yetime hakkını kimseye yedirmemek üzere hakla, hukukla, adaletle 17 ilçeye eşit, 1250 mahallemize eşit ve adaletli hizmet etmek üzere yola çıkıyoruz. Bizlere vereceğiniz destekle Samsun'u hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz. Bu soğuk havada sizleri bu yağmur altında daha fazla tutmamak için ben şimdi sözlerime son veriyorum. Hepinize çok teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehirimizin yeni başkanına. Hazır mısın Samsun? Hazır mısın Samsun? Hazır mı Samsun? Ve şimdi onu davet edeceğim. Türkiye'nin umudu, ikinci yüzyılın yeni lideri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, Özgür! Genel başkanımız Özgür Özel'i alkışlarla kürsüye davet ediyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Böyle bir günde, bu meydanda büyük hayal kırıklıkları yaşayanlar varken, sabahın günün ilk saatlerinden beri hiç durmayan yağmur altında bu meydanı dolduran Samsunlulara ne kadar teşekkür etsem azdır. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. İlk adımdayız. Atamızın, kurtarıcımızın, kurucumuzun kurtuluş meşalesini yakmak üzere ilk adımını attığı Samsun'dayız. Gazi Mustafa Kemal'in yolundan yürüyenler,
o ilk adımı takip edenler, hepinize minnettarız. Hepinizi çok seviyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Birileri beka sorunundan bahsedip durur. Biz o beka sorununu yaşadık. Maalesef 200 yıl boyunca matbaayı getirmeyenler, donanmayı Halic'e hapsedenler, Fatih Sultan Mehmetlerin kanunilerin aksine bilime, fene değil de hurafeye yönelenler bu memlekete bir beka sorunu yaşattılar. O günlerde işgal orduları gelince, bugünlerde birilerinin öve öve bitiremedikleri o işgal donanmasına kırmızı halılar sererken, birisi Kartal'da İstinbot'un üstünde, Kartal İstinbot'un üstünde o işgal donanmalarına bakarak, gözleri, o mavi gözleri ufuk çizgisinde yanındaki yaverine, üzülme çocuk, geldikleri gibi gidecekler demişti. Geldikleri gibi gidecekler. Birileri Yıldız Sarayı'nın arka iskelesinden İngiliz zırhlısına kaçarken, birisi Bandırma vapuruna bindi ve buraya geldi. İlk adımı atmaya, memleketi kurtarmaya geldi. Biz onun peşinden, onun izinden yürüyoruz. Sevgili Samsunlular, bir yerel seçim gündeminde buradayız. Bu yağmurun, bu soğuğun altında burada bulunmanız bana, adaylarımıza, partimize büyük bir güç vermektedir. İlk bu yola çıktığımızda şunu söylemiştik. Bizimle kavga etmek istiyorlar. Bizimle etnik kökenler üzerinden, mezhepler üzerinden, kimlikler üzerinden, ayrımlar üzerinden, farklılıklar üzerinden kavga etmek istiyorlar. Oysa biz şunu söyledik. Evet, gerekirse kavga ederiz ama kimlikler üzerinden kavga etmeyiz. Senin istediğin kavgayı etmeyiz. Emeklinin hakkını aramak için, emekçiler için, yoksullar için, esnaflar için, çiftçiler için kavga edeceğiz. İlk söylediğimizde emeklilere demiştim. Sesimize ses verecek misiniz? Bizimle birlikte meydanlara gelecek misiniz? Bu mücadelede siz de var mısınız demiştik. Bakın şimdi emekliden gelen sese. Samsun'daki emekliler bir ses versin duyalım. Türkiye'nin en kalabalık, en güçlü ve en acıklı korosu bu. Ne kadar maaş alıyoruz emekliler? 10.000 diyorlar hep beraber. Emekliler Türkiye'de 16,5 milyon kişi ve en büyük ızdırabı çekenler. Bundan 23-22 yıl önce Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Öyle mi? Yani sizi hiç ellemeseler, sizinle uğraşmasalar, düzeninizi bozmasalar, bugün 17.000 lira asgari ücret, yani 26.000 lira emekli maaşı alınıyor olacaktı. Göya emekliyi ezdirmeyiz dediler ama TÜİK'in hesabına göre, sözde enflasyona göre zam verdiler. Ne demek TÜİK? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu TÜİK. Ve gerçek enflasyon %120, TÜİK'e göre 68 ama emekliye 33.
7500 liraya %33 zam yapıp 10.000 lira verdiler. Biraz önce hep beraber haykırdığınız, itiraz ettiğiniz 10.000 lirayı. En düşük emekli maaşı bu iktidar geldiğinde tam 8 çeyrek altın değerindeydi. Bugün en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alabiliyor. Yani emeklilerin her ay 5,5 çeyrek altın kayıpları var bu iktidar geldiğinden bugüne. Ama bir sefer değil ki, bir emekli bir sefer bir çeyrek altın kaybetse aklı çıkar, her yerde gezer, nerede düştü diye arar. Oysa şimdi bir emekli değil, her emekli, bir sefer değil, her ay, bir çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın kaybetmektedir. Emekliler, yağmur altında, o şemsiyelerinizin altında size sesleniyorum. Siz bu 5,5 çeyrek altını kaybettiğiniz yerde arayacak mısınız? Nerede kaybettiniz? Siz onu bir seçim sandığında kaybettiniz. Şimdi önünüzdeki ilk seçim sandığında 31 Mart günü emekliler sandıkta bunun hesabını sormaya var mıyız? Var mıyız? Var mıyız? Bakın, bu meydanın sesini duymayanlar, ekonomi %4,5 büyüdü diyenler, emekliler halinden memnun, Özgür Efendi emeklileri kışkırtıyor diyenler, bu sesi duyun. Bakın, emekliler 2018 yılında 1000 lira emekli ikramiyesi alıyorlardı bayramda. O 1000 lira o gün tam 24 kilo kıyma alıyordu. Bu bayram 3000 lira emekli ikramiyesi yatacak ve sadece 6 kilo kıyma alınabiliyor. Ramazan mübarek gün. Allah tutulan oruçlarınızı kabul etsin. Ramazan'da 30 iftar, 30 sahur ve bayram sofranızdan sadece emekli ikramiyeniz üzerinden 18 kilo kıymayı sofradan, dolaptan, mutfaktan, evladınızın, torununuzun kursağından eksilten bir yönetimle, bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunun hesabını bu iktidardan bu seçimde sormaya var mıyız? Ben sizinle beraberim. Cumhuriyet Halk Partisi sizinle beraberdir. Emeğinin karşılığını alamayan işçinin, siftahsız dükkan kapatan esnafın, hak ettiği desteklemeyi görmeyen fındık üreticisinin ve ay sonunu değil ayın 10'unu getiremeyen emeklinin ezilmesine izin vermeyeceğiz. Sizi güçsüz, zayıf, yalnız bir karınca gibi görüyorlar. 16 milyonuz. Karıncaların gücü birlikteliğindedir. Yan yana durmasındadır. Birlikte çalışıp birlikte aramasındadır. Ben bu karıncaları ezdirmem. Karıncanın kardeşi var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Fındık üreticisinin derdi tasası çok. Ve fındık dünyada, Türkiye dünya üretiminin %70'ini gerçekleştiriyor. Samsun'daki fındık bahçelerinde Türkiye'nin en yüksek ikinci üretimi gerçekleşiyor. Ancak fındık pazarı dünyada 130 milyarken, bunun %70'i 100 milyarken Türkiye buradan sadece 2 milyar gelir elde ediyor. 98'i yabancı firmalara gidiyor. Sadece 2 milyarı fındık üreticisine kalıyor. Bakın, alan bazlı destekleme var. 10 yıldır dönümünde 170 lira. O gün
2,80 lira olan, ödendiğinde 3,60 lira olan mazot bugün 44 lira oldu. Dolara da vursanız, mazota da vursanız, alan bazlı desteklemenin bugünkü gibi 170 lira değil, dönüm başına en az 2500 lira olması gerekiyor. Ayrıca ürün bazlı destekleme noktasında da fındık üreticisine büyük haksızlıklar yapılıyor. Çok mücadele ettik. Bu dönem milletvekilimiz, önceki dönem milletvekillerimiz hep mücadele ettiler. Fındıkla ilgili sıkıntıları ifade ettiler. 4 doları Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi olsa sağlayamazdık. Bu 4 doların taban fiyat olması, altındaki işlemlerin cezalandırılması ve fındık üreticisinin sonuna kadar arkasında durulması için mücadeleye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi çiftçi, köylü milletin efendisidir. Milletin efendisidir. Kıymetli başımıza geldi. Paşa buraya çıktı, Gazi Mustafa Kemal. Önce kurtuluşu, sonra kuruluşu örgütledi. Yine olursa yine buradayız. Şunu söyleyeyim. Bir beka sorunu olursa Recep Tayyip Erdoğan söyleyince havaalanına giden 7 tane ak gençlikten kişi kot üstüne perdelik kumaştan yalandan kefen çekip ölmeye geldik deyince vatan kurtulmaz. Onlara kalırsa kurtulmaz. Ama öyle bir şey olursa yine dedeleri Çanakkale'de, Conkbayırı'nda kefensiz yatanların torunları kurtarır memleketi. Kimse merak etmesin. Ama esas bizim için beka sorunu gençlerimizin durumudur. Dünyanın bütün ülkelerinin Türkiye üzerinde hayal kurması beka sorunu değildir. Bizim gençlerimizin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurması beka sorunudur. Bugün 4 gençten 3'ü bavulları zihninde toplamış, kafasında toplamış. Fırsatını bulursam yurt dışına gitmek, orada çalışmak, orada yerleşmek istiyorum diyor. İşte bunun için Türkiye'nin bir kez daha korkuya değil, kaygıya değil, yasaklara değil, aksine umuda, demokrasiye, alabildiğince özgürlüklere ihtiyacı var. Buradan Samsun'dan Türkiye'deki tüm gençlere sesleniyorum. Umudu kaybetmeyin. Enseyi karartmayın. Kimseden korkmayın. Biz buradayız. Birlikteyiz. Sizinleyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, bütün gençlerin partisidir. Hepinizi çok seviyoruz. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte kazanacağız. Buna inanın, bize güvenin. Bu ülke dünyanın en güzel ülkesidir. Sizler dünyanın en güzel gençlerisiniz. Şimdi şemsiyeleri altından herkese, gençlerimizi büyük bir coşkuyla desteklemeye, alkışlamaya, onlarla birlikte bu güzel günü paylaşmaya davet ediyorum.
zaman bu kadar bekletmeden söyleyeyim, rahatlatayım sizi. Burada gençler var. Diyor ki staja umut ol. Bunlar staj mağdurları. Yerden göğe kadar haklılar. Çıraklık mağdurları, staj mağdurları. Genç yaşlarında 15 yaşında, 16 yaşında sigortalı oldular. Çalıştılar, primleri yattı ama işe giriş tarihi deyince işe girdikleri tarihi, o günü kabul etmediler. O yüzden EYT çıktı, emekli olamadılar. Nereye gitsem kendilerinin sorununu dile getiriyorum. Yanıma geliyorlar, bugün de geldiler. Ancak Tayyip Erdoğan'ın Konya mitinginde itildiler, kalkıldılar, telefonlarına el kondu, gözaltına alındılar. Ben bütün staj mağdurlarına şunu söylüyorum. Siz emeklilik hakkınızı kazanıncaya kadar staj ve çıraklık mağdurları haklarını alıp ilk maaşlarını çekene kadar Özgür abiniz sizinledir. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Ayrıca Bağkurlulardan 9000 gün, SSK'lılardan 7200 ve 5000 gün isteyen bir sistem var. Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinden önce bu sorunu halledeceğinin sözünü vermişti. Ancak bakan böyle bir çalışmanın olmadığını ifade ediyor. Bunu kabul etmiyoruz. EYT mağdurlarının staj olsun, çıraklık olsun, Bağkur olsun, diğer mağduriyetler olsun, tamamını unutturmadan mücadele edeceğiz. Hatta 1 Nisan'a kadar yerel seçim mitinglerini yapıyoruz. Her seçimimiz, her mitingimiz emekli mitingine dönüşüyor. 1 Nisan'da seçim bitti, kurtulduk sanma Recep Tayyip Erdoğan. 1 Nisan'dan sonra da meydanlarda, sokaklarda, yollarda emeklilerle yürüyeceğiz, gençlerle yürüyeceğiz, staj mağdurlarıyla yürüyeceğiz. Sen de kimsenin hakkını bırakmayacağız. Emekliye para yok, staj mağduruna para yok, çalışana para yok, çiftçiye para yok, Bağkurluya para yok, esnafa para yok ama beşli çeteye gelince para çok. Yandaş müteahhite gelince para çok. Uçan saraya para var. Yazlık saraya para var. Kışlık saraya para var. 1500 odalı saraya para var. Emekliye para yok. O zaman 31 Mart'ta Recep Tayyip Erdoğan'a da oy yok, oy yok, oy yok. Şimdi tabii bir yerel seçim gündemi içindeyiz. Birbirinden kıymetli, birbirinden güzel adaylarımız var. Hepsini sizlere tanıtacağız, sizleri selamlayacaklar. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi Çarşamba Belediye Başkanı'nı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aday gösterdi. Burada büyük şehri yönetmek istiyor ve çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Birisinin bir başka göreve talip olması için önceki görevinde üstün bir başarı elde etmesi lazım. Çarşamba'da ne yapmış diye baktığınızda Çarşamba'ya bıraktığı iz, orada bir biyokütleden elektrik tesisi üreteceğim diye dünyanın atığının, çöpünün yakıldığı, çarşambanın zehirlendiği, iklimin bozulduğu, doğanın katledildiği bir işin tek müsebbibi vardır. O da AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır. Çarşambanın canını okuyana Samsun'da asla geçit vermeyeceğiz. Asla geçit vermeyeceğiz. Ayrıca Samsun
maalesef madenler konusunda topraklarının %70'e yakınının maden arama ruhsatlarına açılmaya çalışmasıyla büyük bir tehdit altında. Hemen yanı başınızda İliç'teki gibi açık liç usulüyle çalışan açık ocaklar var. Ve şu anda ormanda 250 ayrı noktada maden için sondaj çalışmaları yapılıyor. Kilometrelerce yollar açıldı, binlerce ağaç kesildi. Ama şu anda bile pınarların suyu kesildi. Oradaki ekosistem bozulmaya başladı. Ama esas tehlike altın rezervini bulduklarında oradaki aynı Akbelen gibi kimi yerde 5000, kimi yerde 10000, kimi yerde 50000 ağaç kesecekler. Dozerlerle bütün dağı kaldıracaklar. Kaldırdıklarını üst üste koyacaklar. Üstünden sülfürik asit, üstünden bütün zehirli maddeleri damlatıp altından altını toplayacaklar. Siyanürle altın araması yapıp altını alıp yurt dışına götürecekler. Siyanürlü, arsenikli suları Samsunlu'ya içirecekler. Böyle bir tehlikeye karşı yerel yöneticilerin halkın yanında, öyle yanında arkasında değil, icap ettiğinde önünde yürüyecek kişiler olması lazım. Bizim Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Başkan adayı Cevat Öncü, yıllarca Mühendis Mimarlar Odası'nda kent suçlarına karşı mücadele etmiş, çevre suçlarına karşı mücadele etmiş, vahşi madenciliğe karşı mücadele etmiş. Bundan sonra da Samsun'da ne siyanürlü altına, ne kent suçlarına, ne orman katliamına evet demeyecek bir halk önderidir. Cevat Öncü'ye güveniyoruz. Onu seçmenizi bekliyoruz. Gel başkanım. Cevat Başkan burada. Ona bakınca Gazi Mustafa Kemal'in ayak bastığı şehre iyi bakacak bir yerel yönetici görüyorum. Ona bakınca kent suçlarına dur diyecek. Rantçılara dur diyecek. Halk için siyaset yapacak. Halk için belediyeyi yönetecek. Başarılı bir yerel yönetici görüyorum. Ona bakınca ben 1 Nisan'ın Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'nı görüyorum. Cevat Başkanı bütün samimiyetimizle, bütün gücümüzle destekliyoruz. O Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı olmak için büyük bir mücadele veriyor. İlk geldiğinde anketlerde gerideydik. Ama kendisine inandı. Örgütümüz ona inandı. Onun iyi niyeti, çalışkanlığı Samsun'da bir teveccüh gördü. Her anket daha iyi geldi. Her anket daha iyi geldi. Biz bütün şehirlere, bütün büyük şehirlere dahi gidecek kadar zaman yokken baktık ki anketlerde Samsun daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye gidiyor. Başkanla rakibi arasında fark kapandı, bir adım mesafe kaldı. Bugün buraya sizlerle birlikte askerliğimi yaptığım memlekete, acemiliğimi yaptığım memlekete, kayınpederimin büyüdüğü memlekete ve çok sevdiğim Samsunluların memleketine o bir adımlık farkı kapatmaya geldik. Cevat Başkan'a destek verip onu 1 Nisan'da belediye başkanı yapmaya hazır mıyız? O birkaç puanlık farkı kapatacak mıyız? En az onun kadar çok çalışacak mıyız?
Size güveniyorum. Size inanıyorum. Cevat Başkan'ı size emanet ediyorum. Bir diğer yandan tabii ki Samsun'da olanı, biteni, fındığı, gençleri konuştuk. Ama Samsun'un en önemli sorunlarından bir tanesi de kira sorunu. Geçtiğimiz yıl ortalama ev kirası 5000 lirayken bu sene 11 bin liraya çıkmış durumda. Bu fiyatlarla, bu kiralarla evlenmek, yuva kurmak ve yaşam sürdürmenin mümkün olmadığı bir noktadayız. Bundan sonra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın ortaya koyacağı projelerle Türkiye'nin en büyük toplu konut firmalarından bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Kiptaş'ın engin deneyimleriyle, projeleriyle, burada birlikte yapılacak anlaşmalarla Samsun'da konut stoğunu arttırmaya, kiraları düşürmek üzere konut sayısını arttırmaya ve düşük gelirlilerin kolaylıkla konut sahibi olabilecekleri sosyal konut projelerine destek olmak için de İstanbul Büyükşehir'le Samsun Büyükşehir'i ortak projelerde buluşturmaya, bu sıkıntıyı çözmeye söz veriyoruz Samsunlular. Söz veriyoruz. Yağmurun altında beklediniz. Bizi uzun uzun dinlediniz. Şimdi sözün özüne gelelim. Bir tarafta Cumhur İttifakı var. Onlar korkuyu, endişeyi örgütlemek, tehdit etmek, gerektiği yerde hakaret etmek, hatta küfretmek onlar için siyasetin bir parçası. Ama bizim tarafta küfür yok, güzel söz var. Ötekileştirmek yok, kardeşleştirmek var, kucaklaşmak var. Şeytanlaştırmak yerine barıştırmakla uğraşıyoruz. Bugün Nevroz, bugün yeni gün. Benim memleketim Manisa'da 500 yıldır dünyanın en eski halk ilaçlarından birisi Mesir'in karıldığı ve günü geldiğinde şifa için saçıldığı gün. Bugün bu coğrafyada Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Pomağıyla bu coğrafya üzerinde kol kola girenlerin, vatanını sevenlerin, bu ülke için gerekirse ölenlerin ama birbirinin yüzü gülsün isteyenlerin yeni bir döneme adım attığı ilk gün. Buradan Bahar Bayramı'nı kutluyorum. Yeni günü kutluyorum. Yeni başlayan yılın umut getirmesini, sağlık getirmesini, mutluluk getirmesini, başta Filistin olmak üzere dünyaya barış getirmesini, Türkiye'ye kardeşlik, bolluk, huzur geçirmesini temenni ediyorum. Nevrozunuz kutlu olsun. Hepinizi seviyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Şehrimizi seviyoruz. Ve karşı tarafta korkunun ittifakı. Biz kardeşliğin, umudun ittifakıyız. Onların renkleri koyu gri yağmur bulutu gibi. Samsun'un memleketin üstüne karabasan gibi çöken bir umutsuzluğun ittifakını kurdular. Yanlarından kendi hocalarının evladı daha geçen seneye kadar, geçen Mayıs'a kadar yere göğe koyamadıkları ayrıldı ve Necmettin Hoca'nın evladına, kendi hocasının çocuğuna ip cambazı diyor. Zübük diyor. Şantajcı diyor. Hakaretler ediyor. Oysa bizim de ittifakımızdan ayrılanlar oldu. Listelerimizden seçilip, desteğimizle seçilip karşımızda yer alanlar oldu.
Çok ağır sözler söyleyenler oldu. Hep iki kelimeyle cevap verdik. Canları sağ olsun dedik. Çünkü biliriz ki eski dosttan düşman olmaz. Biliriz ki dün öptüğün yüze bugün tükürülmez. Dün iyi dediğine bugün küfredilmez. Dün dost olana bugün düşman olunmaz. İşte bizim ittifakımız. Samsun'da Samsun ittifakıdır. Elbette aslan sosyal demokratlar bu ittifaktadır. Ama geçmişte birlikte olduğumuz, yöneticileriyle anlaşamadığımız ama yakasındaki güneşi, gönlündeki, gözündeki güneşi gördüğümüz iyi insanlar, milliyetçi demokratlar, sosyal demokratlarla birliktedir. Haramdan ve yalandan korkan muhafazakar demokratlar bizlerle birliktedir. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkesiyle bu memleketin bütün demokratları bizimle birliktedir. Ve bu ittifakımızın adı Samsun'da Samsun İttifakı'dır. Türkiye'de Türkiye İttifakı'dır. Türkiye İttifakı milli takım gol atınca sevinen herkestir. Türkiye İttifakı filenin sultanları şampiyon olunca, bayrağımız göndere çekilirken, İstiklal Marşı okunurken onlarla birlikte ağlaya ağlaya İstiklal Marşı söyleyenler, gırtlakları düğümlenenler Türkiye İttifakı'dır. Türkiye İttifakı renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Samsun İttifakı renklerini rahmetli sporcularımız, kahraman Samsun sporluları rahmetle anarız. Samsun Spor'dan alır. Gel bakalım il başkanı, gel. Tut bakalım ucundan. Samsun İttifakı'nın ve Türkiye İttifakı'nın renkleri aynıdır. Kırmızı, 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 en büyük, en büyük, en büyük, en büyük. Hem Samsun'u kazanacağız, hem Türkiye'yi kazanacağız. Size söz veriyoruz ki Cevat Öncü kazanacak, Samsun kazanacak. Yakup Konuş kazanacak, 19 Mayıs kazanacak. Zergün Deli Orman Demirci kazanacak, Alaçam kazanacak. Ali Altundağ kazanacak, Asarcık kazanacak. Serhat Türkel kazanacak, Atakum kazanacak. Zeynep Töre'yle Ayvacık, Özgür Önder'le Bafra, Özler Yılmaz'la Canik, İlyan Yörükçü'yle Çarşamba, Ertaş Çoban'la Havza, Murat Şener'le ilk adım kazanacak. Mehmet Ozan Asar'la Kavak, Özgür Ay'la Ladik, Ayhan Yazar'la Salı Pazarı, Özcan Büyük'le Tekeköy, İbrahim Yavuz'la Terme, Cemal Türkoğlu'yla Vezir Köprü, Burhan Bayraktar'la Yakakent kazanacak. Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Biz bu büyük mücadelede size güveniyoruz. Ben Samsun'a güveniyorum. Samsun'a inanıyorum. Atatürk'ün ilk adımı attığı bu yerden büyük bir adım atacağımıza, Samsun'u kazanacağımıza, ilçelerimizi kazanacağımıza ve bu büyük hikayeyi yine Samsun'dan başlatacağımıza yürekten inanıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Bugünü ömrüm boyunca unutmayacağım. Çünkü dediler ki Karadeniz'e
Ramazan'da gidilmez, gidilir dedim. Sabah erkenden kimse kalkıp gelmez, gelirler dedim. Yağmur yağıyor, iptal edelim dedim. Dediler, gelecekler dedim. Görüyorum Kuyu Meydanı, yağmura rağmen doldurdunuz. Ömrüm boyunca bugünü unutmayacağım. Bu mitingi unutmayacağım. Bu yağmur altındaki bu mücadelenizi unutmayacağım. 31 Mart'ta oylar sandığa yağmur gibi yağacak. Sandıktan bereket fışkıracak. Cevat Öncü belediye başkanınız olacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Adaylarımızı davet ediyoruz. Adaylarımızı davet ediyoruz. Belediye başkan adaylarımızı buraya davet ediyorum. Bir dakika. Alaçam belediye başkan adayımız Zergün Deli Orman Demirci. Asarçık belediye başkan adayımız. Asarçık belediye başkan adayımız Ali Altundağ. Dünyanın ucunda bir gül açılmış. Hepine bile sen yeleme. Karanlığın sonu bir ulu şafak. Sarpkaya'dan geçen. Atakum belediye başkan adayımız Serhat Türkel. Ayvacık belediye başkan adayımız Zeynep Töre. Bafra belediye başkan adayımız Özgür Önder. Canik belediye başkan adayımız Özler Yılmaz. Çarşamba belediye başkan adayımız İlhan Yürükçü. Havza belediye başkan adayımız Ertaş Çoban. İlk adım belediye başkan adayımız Murat Şenel. Kavak belediye başkan adayımız Mehmet Ozan Asar. Okulda defterime sırama ağaçlara yazarım adını. Ladik belediye başkan adayımız Özgür Ay. Yıldızlı imgelere, toplara, tüfeklere. 19 Mayıs belediye başkan adayımız Yakup Konuş. Salı Pazarı belediye başkan adayımız Ayhan Yazar.